Malatya Film Festivali'ni sen mi sundun? Tam ne yaptın orada? Yok, ben sunmadım. Ben sadece orada konuk olarak gittim. Konuktum. Yoksa adam mısındaki rolünde en iyi erkek oyuncu. Adam mısındaki en iyi sünnet olan oyuncu. Adam mısın rezaletine? Bu ekip imza atmıştır. 100 bin sayfayı. Rasim, şöyle söyleyeyim. Ulan ne yapayım? Bir dakika dur. Halil Ergin programımızın hastası çıktı. Allah, Halil abi programımızın hastası. Halil Ergin çok kıymetli bir adamdı. Halil, hocam. Sana ne adamım be? Her türlü her şeyi yapabilir. Ya Rasim. Halil Ergin. Halil abi adamdır. Halil Ergin insandır. Bir kere bir. Halil Ergin ona karşı direnmiş adamdır. Ama Ahmet hocamı da kırıyorum. Sana ne adamın yaşam tarzından kardeşim. Halil Ergin be. Bekarlık yıllarımda benim çiçek bardan tanıdığım bir insandı. Dünya tatlısı bir insan ya. Adam gibi adamdır. İçmişimiz içmişimiz vardır. Halil Ergün. Ona saygı duy. Şimdi abi masamızın kardeşi. Halil Ergün beyefendi. Bekarlık yıllarımda benim çiçek bardan tanıdığım bir insandı. Dünya tatlısı bir insan ya. Adam gibi adamdır. İçmişimiz içmişimiz vardır. Halil Ergün. Ona saygı duy. Şimdi ben deminden beri hayretle Ertem ve Rasim'i izliyorum. Sözüm ona, 14 yabancı o beyler, Türkiye, tehlikenin farkında mısınız? Türkiye eşittir Cebeli Tarık. Aaaa! Arda Turan mı kaldı ya? Sevgili seyirciler, Ertem Durmaz! Son dakika! Futbolu kurtarmak bize mi kaldı ya? Ya Rasim'cim, Halil abim, Halil Ergün abim ellerini öpüyorum. Halil abimin ellerini öpüyorum, saygılar sunuyorum buradan kendisine. Ben burada bir... Dünya tatlısı bir beyefendi, dünya iyisi bir insan. Ahmet Çakar'ın saygısızlığı. Ne dedin siz, manyak mısınız oğlum, beni adamla papaza edeceksiniz? Ben Halil Ergün'le bekarlık yıllarımda İstanbul'da Sempuşer'in hemen arka sokağında çiçek var diye bir yerde çok takıldım. Aa, çiçek barı neler yaptınız? Ve orada çiçek barda ona yapılanları da anlattı. O iğrenç sanatçıların ilerici geçirenlerin yaptıklarını da anlattı. Seni öyle koymuyorum. Sen orada bir şey yaptın ama... Ne yaptık abi hocam? Ne yapıyorsunuz? Benim anlamadığım nokta şu. Kardeşim... Bak şu anda Fransız lisesindeki arkadaşlarımız kimse bakıyor. Kimse homofobik olamaz bu. Ya Rasim! Ne diyorsun ya? Ya ne... Bir şey Rasim'cim bir dakika. Bir müsaade eder misin? Alt yazıya bak. Arda Galatasaray'a mı dönüyor ya? Halil abinin fotoğrafı var. Bak bir dakika dur bir saniye. Halil abi de sana dönüyor. Telefonla dönüyor. Bak Halil Ergün hocam oluyor. Biz önce Ahmet Çakar ve sen Halil Ergün'e özür dilerim. Göster bunları. Ah. Yaprak Dökümü çok güzel diziydi. Ne oynadı be. Ne oynadı değil mi hocam? Orada oynayan bütün yancı kızlar star oldu biliyor musun? Yani, ya yancı niye diyorsun? Niye yancı diyorsun? Ne yancı? Ya sen nasıl bir insansın? Kardeşim. Ya, Sinan abi Bursa'da şuna. Sen nasıl bir insansın? Niye yancı olsun hocam? Yancı kız. Bir şey söyleyeyim mi? Getiriyorsun ya. Rasim. Ben o sıra Sinan Çelik'e çalışıyorum. Rasim. Rasim bu konuda haklısın. Hepsi meşhur oldu. Halil Ergün meşhur etti. Yancı kızlar ne demek? Yancı meşhur etti. Normal roller. Ya neydi ya? Neslihan Atagül yancının yancısı mı? Rasim'cim. Hayır bir küçük oldu. Küçük bir yancısı deme. Ne olur deme. Yapma bak sen sinemanın içinden gelen çok önemli bir kültürden gelen bir adamsın. Deniz Çakır oradan çıktı. Kaldı ki. Bizim söyler misin? Kaldı ki. Rasim sen de kaldı ki bir sinema sanatçısın. Ne o değilim hocam. Filmin var. Hayır bir Paris'te. Paris'te opera bir Rasim filmini. Fransızlar bak bana sordular. Sizin Türkiye'den gelen hanımefendi de beyefendi Rasim Ozan Kütahyalı, Nagihan Alçı bak bu yalan değil. Gerçekten ismini verdiler Fransızlar. O Fransız Adalet Sarayı mı ne? Evet, her hafta oraya değil, gidiyormuş. Şey verdik, her hafta oraya gidiyormuş konuşuyormuş. Bak, bu gitmiş, çok önemli bir şey. Bak, ama bak bunları bilip de bu insanlara yancı demek. Hayır, oraya gidip ter, opera seyredip buraya gidip kardeşim, bu adamlara yancı demek. 10 sene önce ya da 15 sene önce sen de yancıydın. Ya da Ahmet Hoca da 30 sene önce yancıydı. Yani sıfırdan başlarsın. Ben Yusuf Damoğlu'nun yancısıydım. Ben Yusuf Damoğlu'nun yancısıydım. Sen İlker Yasin'in yancısıydın. İlker Yasin'in yancısıydın. Rasim. Robert De Niro'yla Şanzelize'de oturup bir espresso içtikten sonra onu da öğrendim. Bana diyor yani sen hep zenginlerle oturuyorsun. Ya Haller Günden bize ne yapayım? Bir takım hocası mı oluyor? Ben sana bir şey söyleyeyim. Haller Gün bir takım hocası var mı? Olacak ya. Halil Ergün var ya. Alın fotoğrafını abicim. 5 tane Kıvanç Tatlıtuğ. 10 tane de neydi o çocuk? Emir Zaloğlu mu? Ne yaptı? Şey söyleyeceğim. Onları dışkılar. Hocam. Halil Ergün'ü çok severiz. Değerli bir sanatçıdır. Halil Ergün'ü çok severiz. Konuşma şununla ya. Biz de konuşacağız. Sen bu kadınları niye koruyorsun? Ben kadınları niye korumayayım? Hangi oyuncu yancı oyuncudur? Her oyuncu çok büyük oyuncu. Deniz Çakır'ı koruyorsun. Muhteşem bir insan.
Yancı derken rolleri hepsini korurlar. Tanımıyorlardı diyor. Tanımıyorlardı abi. Tanımıyorlardı. O zaman o diziden önce hiçbir Yancı denmez. Bak Sinan abi nasıl bak adam gibi efendi gibi söylüyor. Bir şey söyleyeyim. Sinan abi Yancı falan bir şey söylüyor. Ne kadar kibar söyledi ya. Ertem hastalandı. Ben yıllar önce 25-30 yıl önce şu anın MHK başkanı Yusuf Damoğlu'nun yancısıyım. Bravo. Şimdi ondan bir üstarsın. Sen şu anda Eskişi Bigel programcı İlker Yasin'in yancısıydın. Ya hocam birbirinize yancı demeyin. Kendine ne yancı? Yanında, gölgesinde. Hocam bir de fotoğraf atıyorsun. Haller Gül'ün falan diyorsun. Bir şey diyorsun. Eğitim aldık dersin. Yancı ne demek? Özür dilemesi lazım Haller Gül'le. Türkiye'nin gelmiş. Bilgiler büyük oyuncular. Kadir Jön. Edison. Bu adam farklı. Kadir Edison'u geçer. Edison gibi ya. Bir de buradan. Edison gibi ya. Bir de Edison çevre bakar ya. Bir de buradan sevgili. Sevgili sen de. Sevgili. Bak. Cüneyt Arkın. Tarık Akal. Kadir İnanır. Bunlar üçü önemli. Önemli. Sonrasında hani Kemal Sunal da ayrı bir can yani o ayrı. Şener Şen. Şener Şen. Kemal Ali Ergün beraber. Aydemir Akbaş. Ne yaptın ya? Tabii. Ne? Aydemir şey oldu. Niye mi var oğlum? Aydemir Akbaş. Bekşi'nin. Senin Bekşi'nin nüfusu. Hayrettin Demirbaş mı gibi ya oldu? Ya Rasim yapma tabii ki Hayrettin abi ya. Aydemir abi bir numara be. Hayrettin Hayrettin. Ne diyor? Arkadaşlar biz gitmiyor. Onlar da söylüyorlar. Onu bir dakika. Çocuk böyle sesi verme. Aydemir Akmaş bir numaralı. Çocuk böyle sesi verme. Abi ya. Ha gitti lan gitti. Gitti lan gitti. Ya çok be oğlum ya. Aa. Sen iyi biliyorsun ha. Aydemir abi bir numaralı. Sevgili seyirciler. Abi sizin gençliğiniz. Ya Rasim. Çok dopingli misin? Nesin bu akşam? Ya akşam nasıl başladın ya? Ya dopingliğini biliyorsun. Ben ilk başta önde basarım. Sonra önde başladım. Bugün önde basacaktık. Sevgili seyirciler. Ama hocam sen dedin Ali Ergün dedi. Arda Galatasaray'a geliyor mu? Dışarıda Ali Ergün vefat mı ettin? Ya bir şey diyeceğim. Biz Dinçer'le ilgili arada çok seviyoruz, şaka yapıyoruz ya. Gerçek galiba bizim yaptığımız şaka var. Bu mesele gelmiş. Ali Ergün vefat mı ettin diyor. Yok, Halil abi vefat etmedi Allah. Gerçek ülesek mi? Yok ya. Ya hocam bir laf attın ortaya ya. Ya adamın resmini koyup bir de çok acıklarınızı koyuyorsunuz. Çok duygusal bir adam. Anlamadığım bir şey var ya. Halil Ergün'e konu nasıl geldi? Halil Ergün'e konu değil ya. Ertem Halil Ergün'e selam yolladı. Evet selam yolladı. Selam yolladı. Niye selam yolladı? Halil Ergün'e selam yolladı. Aynı basıcaydık. Beyaz futbolu izliyor adam. Hepinize selam gönder. Aleyküm selam. Abi geçsene Arda şey. Hocam. Oğlum adamın resmini koyuyorsunuz. Altına da böyle acıklı müzik koyuyorsunuz. Millet öldü zannediyor. Ölmedi ya. Halil abi ölmedi ya. Halil abi. Bak, bak yazan abi ölmedi kalbimizde. Zaten birazdan Halil Ergün. Bir dakika Halil Ergün titriyor olacak. Bir şey söyleyeceğim. Muhtemelen öldü diye bakacak. Hocam ölmedi ne olur öyle deme. Rasim ölmedi adam ya. Halil abi ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Halil abi ölmedi. Halil Ergün. Tempo tutmuyor çocuk. Ya buna ne oldu ya? Afiyet olsun. Buna ne oldu ya? Halil Ergün, Halil Ergün, Halil Ergün. Gösteren çocukları göster Halil Ergün. Ulan adam...